Halılar mı konuşuyorlar? Kolay gelsin. İyisiniz değil mi? İyiyiz Hamburg. Nasıl gidiyor? İyi Hamburg. Çok iyi. Seçen kutlarımızı. Hatta seçenken bizi oturttular. İkiz çıkardı. Sevinirdim. Onlar da aldık yani. Geldik, hem dolaşalım sizlere, hem de arkadaşlarımızı ziyaret edelim. Ne kadar var bu? Ne kadar? 3 ton çıktı sanırım. Ne kadar çıktığını soruyorlar da. İyi, bereket olsun. Kolay gelsin. Evet, senin nasıl intikam edin? Girmesin ağzına ya. İyisiniz değil mi? Bir evazlık yok. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Olsun. İki doluyor da abi biraz yanlı olsun. Yağlı fındık bu. Randıman 50'de 50'dir. He? 50'den aşağı yok Sayın Vekili. 50'den aşağı yok. Tabii ki. 52 gibi bu bölgenin. Bugün aldığımız rakam 600 olmak çok hoca, sadece Akçakoca'da. Düşüncelerinizi de alabilir miyim? Şöyle, biliyorsunuz daha önce de konuştuk hem sizlerle hem hemşerilerimizle. Biz fındık hasatından önce TMO'nun fiyat açıklamasını ve alımlara hemen hasat başlar başlamaz alımlara başlamasını çok önemsiyoruz. Çünkü fiyatının devletin verdiği fiyattan piyasanın belirlenmesi açısından, hiç alüviye satışlar olmadan TMO üzerinden satışlar olsun diye. 3-4 yıldır da mecliste Karadeniz bölgesi vekilleri, yani fındık üreticisi illerin vekilleri olarak bir fındık çalışma grubumuz var. Cumhur İttifakı vekilleri olarak biz masada çalışıyoruz. İllerimizden gelen talepler doğrultusunda sonra bir rapor hazırlıyoruz. O raporu bakanımıza götürüyoruz. Sonra Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Fiyat açıklamadan evvel Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu açtığında gündemimizdi. Orada ben varım, Sakarya vekilimiz var Merkez Yürütme Kurulu'nda, Sayın Canikli var Giresun vekili olarak. Bizlerin de bölge vekilleri olarak görüşleri o toplantıda dile gelmişti zaten fiyat açıklanmadan evvel. Bu süreci böyle işlettik. Tabii şu var, ilk alıma başladığında vatandaşın getirdiği fındıkla TMO'da bir alışma süreci olduğunu söyleyelim. Bize de geldi bir takım şeyler. Çatlak fındık fazla olması noktasında, ama vatandaş da bunu artık nasıl olması gerektiği konusunda geri getirdi. Çatlağını ayıkladı ve tekrar TMO'ya getirdi. Ben az önce hem ziyaret ettim hem vatandaşlarımızın bir sıkıntısı. Çünkü orada bir en az 8-10 kişi sıradaydı ve fındığını getirmişti. Onlarla söyleşi yaptık, sohbet ettik. Oradaki personelle görüştük. Şu an ciddi bir memnuniyet gördük hem vatandaşımız nezdinde. Personelin gayretini de hakikaten burada şimdi teslim etmek lazım. Onlar da olabildiğince günde 50-60 ton fındık alıyorlar. Yani bu ciddi bir yoğunluk. Ben hatta bir o randıman ölçüm sürecini bekledim. İyi bir mesai orada. Vatandaşın hakkını yememek için o tek tek o fındıkları açıyorlar, tek tek bakıyorlar.
Ben oradayken bir hemşerimizin 54 randıman geldi. Muhtemelen 56'nın altında bir fiyatla satmayacak yani fındığını. Daha üstünde bir fiyata satacak. 55-56'ya satacak muhtemelen o fındığını. Randıman iyi geldikçe, işte fındığın bakımı, verimi iyi oldukça, randıman yükseldikçe fiyat da yükseliyor. Vatandaşın memnuniyeti bizim memnuniyetimiz. Durumu. Geçen gece siz beni rahatsız etmiştim. İsmi falan evet. Çok acayip edemeyiz. Şimdi biz vatandaş için evet. Sorun çözme makamıyız. Ben o tür şeylerle yani hiç hakikaten ona harcayacak vaktim yok gerçekten. Yani öyle demişler, böyle yazmışlar. Ben işime bakıyorum. Vatandaş lehine ne yapabiliyorum? Ona bakıyorum. Ondan sonra ne önerirsiniz efendim siyasetçilere? Ne açıdan? Siz de işinize bakın diyebilir miyiz? Herkes işin, herkes hepimiz işimizi yapalım. Yani biz çünkü hep söylüyorum. Ben şu an 81 ili dolaşıyorum, il il geziyorum, ilçelere gidiyorum. Oradaki teşkilatıma da aynı şeyi söylüyorum. Sorun var olduğu sürece siyaset vardır ve siyasetin birinci görevi çözüm üretmektir. Evet. Çözüm üretme sanatıdır siyaset. Hiç öngöremediğimiz sorun pandemi. Aklımıza mı gelirdi bundan 5 sene önce, 100 yılın salgınını yaşayacağımız? İşte ekonomi etkilenecek, o olacak, evlere kapanacağı, sağlık sorunlarımız. Ama yine de biz bunlara yeni çözümler. Cumhurbaşkanımız tahıl koridoru anlaşması. Yani daha önce gündemimizde bu vardı. İşte Ukrayna'dan tahıl, ayçiçek, işte savaş çıkacak, gelecek, gelmeyecek. Efendim deniz yolu kapanacak. Ama ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanımız sorunu gördü ve bir tahıl koridoru anlaşmasıyla o sorunu da çözdü. Bizim işimiz çözüm üretmek. Biz sorundan korkmuyoruz. Sorun var oldukça biz o sorunu çözmek için mücadelemize devam edeceğiz. Benim de naçizane çalışma prensibim böyle. Cumhurbaşkanımızdan böyle gördüm çünkü. Şimdi Katmerli Kavşağı konusunda az önce telefon görüşmesi evet. yaptınız. Bu çalışma ne zaman başlar? Onu takip edeceğim. Oradaki özellikle şimdi zaten hastane projesinin süresi ve yapımıyla ilgili bir sorun oldu. Orada bir ikmal ihalesine çıkıldı ve proje yenileniyor şu an. Orada bir aksamamız var. Yoksa biz şimdiye kadar orada kazmayı vurmuş olmayı istiyorduk. Ve şantiye kurulacak yani hastane için bir şantiye kurulacak. Ve onun dışında zaten orada zaman zaman aldığımız haberi çok güzel ölümlü kazalar oluyor. Ölümlü olmasa yaralanma kaza yani bir vatandaşımızın burnu kanamasın bizim ya, derdimiz evet. o. Onu da takip edeceğim. İnşallah en yakın zamanda onunla da ilgili nasıl bir gelişme olduğunu sizlerle teşkilatlarımız aracılığıyla paylaşırız. Evet Sayın Bekir son olarak eklemek istediğiniz bir soru daha var. Benim bir sorum daha vardı. Bu benim biraz da kendi tedirginliğimle alakalı Bekir'im. Sosyal konut projesi ilk lanse edildiğinde ödemesi daha farklı olacağı söylendi. Daha sonra memur maaşlarındaki enflasyonla alakalı... Ama onu %25 diye sonra biliyorsunuz, son açıklama yapıldı. Evet. %25 tamam yani memur maaşı %25'in üstünde artsa bile ödemeler %25'in üstünde artmayacak. Yani şu muhalefet kanadı sosyal medya hesaplarından şöyle bir örnek verdi. Her yıl düzenli %40 olarak artarsa daire 80.